Merhabalar. Biliyorsunuz ülkemizde hala Covid salgını devam ediyor. Haberler çok iyi değil. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olan hastaların sayısı artıyor. Ve çevremizde ve hastalarımızdan ve hastalarımızın yakınlarından böyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlı uyutulan hastalarla ilgili sorular geliyor. Ben de o nedenle kısa bir şekilde bu durumu size aktarmak istedim. Öncelikli olarak bir uyarım var. Burada solunum açlığından, nefes darlığından bahsederken size birkaç küçük kısa görüntü izleteceğim. Bu görüntüleri rahatsız edici bulanlar olabilir. Onun için sizi uyarmak istiyorum. Birincisi, eğer ilgileniyorsanız korona akciğerine yapar diye bir videom var. Onun linkini bırakıyorum. İkinci olarak da solunum cihazı nedir diye bir video var. Ona da göz atabilirsiniz. Akciğerler dokusal olarak harap olduğu zaman koronavirüsle olabilir bu veya başka nedenlerden olabilir. Yeteri kadar oksijen üretemezler ve dokulara oksijen gitmediğinden dolayı yavaş yavaş dokuların fonksiyonları ve organların fonksiyonları bozulur. Böbrek, kalp ve beyin. Ve sonuçta kişi yaşamla bağdaşamayacak bir duruma gelir. O yüzden bu geçici olan durumu atlatabilmesi için soluk borusuna bir tüp yerleştirilir ve o tüp ile solunum cihazına bağlanır. Burada bir uyutulma söz konusudur. Hem bir uyku hali vardır hem de solunum kasları felç haline dönüşür. Bu kas gevşetici ilaçlar denir ama bildiğiniz o kas spazmları ve kaslarla ilgili sorunlarda kullanılan kas gevşeticilerden değil. Bunlar kasları felç eden, geçici olarak felç eden ve böylelikle solunum kaslarını kullanmadan aletin oksijen ve solunumu sağlamasına yardımcı olur. Bu birinci nokta. İkinci nokta da şu, eğer kişi kandaki oksijen düzeyi düşmüşse ilk olarak ortaya çıkacak şey mümkün olduğu kadar çok güçlü soluk alıp vermeye çalışır. Bunu otomatik olarak yapar, yani istemli olarak değil, otomatik olarak oksijen açlığından dolayı bazı sistemler devreye girer ve kişi sık nefes alıp vermeye başlar. Hatta o kadar ki şimdi göreceksiniz bir astım krizindeki genç bir çocuk, bakın o kadar güçlükle nefes alıyor ki sternumun üzerinde, yani iman tahtasının üzerinde ve köpücük kemiğinin üzerinde çekilmeler dediğimiz çok güçlü kasılmalar görülüyor. Göğüs kafesi mümkün olduğu kadar çok güçlü bir şekilde genişleyip daralarak akciğerlerde solunumunu sağlamaya çalışıyor. Bir sonraki aşamada ise bu göğüs kafesinin üzerindeki kaslarla yeterli olmazsa, solunumu sağlanamazsa, o zaman ne oluyor? Karın solunumu dediğimiz abdominal solunum ortaya çıkıyor. Bir de karın kasları kısılarak, diyafram yukarıya kaldırılarak, böylelikle akciğerin genişlemesi ve küçülmesi sağlanarak solunum fonksiyonu yerine getirilmeye çalışılıyor. Peki bu süreç ne kadar oluyor? Bu süreç genellikle geçici oluyor. Bazen kalp ameliyatlarından sonra, beyin ameliyatlarından sonra veya çok ağır trafik kazalarından sonra akciğer hasar görmüşse kişi solunum aletine bağlanır ve uyutulur. Sonra bu altta yatan hastalık düzelip akciğerin fonksiyonu normal hale gelince, o zaman yavaş yavaş cihazdan ayrılmak için bir takım protokoller uygulanır. Yani cihaz bir kez nefes verir, hasta bir kez nefes alır. Tabi bu uyutucu ve kas gevşetici ilaçlar kesilerek yapılır bu. Sonra bu yeterli düzeye gelince o soluk borusundaki tüp çıkartılır. Bazen ise bu iş çok daha uzun sürecek olursa, o zaman soluk borusundaki bu tüpün çevreye dokuları hasar verebileceği düşündüğünden dolayı boğazı delinerek trakeotomi denilen bir işlem yapılır. Ve bunun sonucunda da oraya bir kanül takılır. Daha kısa yoldan akciğerlere ulaşacak bir yol sağlanır. Tabii böyle bir şey söylendiği zaman insanlar korkuyor. Ama bu geçici durumdan kurtulduktan sonra aslında oradaki boğazdaki delikteki kanül çekildikten sonra orası süratle kapanır. Yani bu delik geçicidir. Çok çok ender durumlarda kalıcı bazen. Soluk borusunu ilgilendiren bazı hastalıklar, kanserlerde kalıcı hale dönüşebilir. Ama bu durumda söz konusu değildir böyle bir şey. Peki bu kadar süre solunum aletinde kalındığı zaman bu delik açılması için söz konusu olan bir sayısal kriter var mı? Var. Aşağı yukarı 10-14 gün kadar böyle kalan hastada eğer süreç uzuyorsa dediğim gibi bu trakeotomi açılmak zorunda. Trakeotomi açıldıktan sonra eğer süreç daha da uzarsa, ki İspanya'da böyle bir vaka yayınladılar, 102 gün solunum cihazına kaldıktan ve
trakeotomiyetimiz sıkırtlandı, bir delik açıldıktan sonra hasta iyileşip taburcu olmuş. Eğer süreç uzarsa komplikasyonlar söz konusu olabilir. Yani akciğerde ikinci bir enfeksiyon eklenebilir. Veya kişinin daha önce bilinen kalp hastalığı ve diğer hastalıkları varsa onlar alevlenebilir ve iş daha sıkıntıya gelebilir. Dolayısıyla bu süreç uzadıkça kişilerin sıkıntıya girme şansı da istatistik olarak yüksektir. Bu vesileyle yoğun bakımda bu durumda olan hastalara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şimdi en son olarak size Hindistan'da COVID-19 nedeniyle hastaneye getirilmiş ve solunum sıkıntısı çeken kişilerin kısa videolarını göstereceğim. Bakın oksijen açlığı o kadar ileri duruma gelmiş durumda ki hem parmaklarını kaldıracak halde değiller hem de oksijen çok düştüğünden dolayı bilinçlerini hemen hemen kaybetmiş durumdalar. Bu görüntüleri de uyarıyla sizlere izletmek istiyorum. Bu küçük videoya zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ne diye? Ne yapıyor? Boraklı, reptor. Kalın onu mı alacak? En azı super adam. En azı ਜਿਨਾ ਗਲਾਸ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ